Asıl önemli olan vücudun denge sistemi değişiyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi omurgayı görüyorsunuz. Omurgada özellikle bu bel bölgesindeki omurlar öne doğru bir konveksite de artış meydana geliyor. Ve de şurada gördüğünüz aks, yani denge sistemi öne doğru kayıyor. Neden? Özellikle ilerleyen gebelik haftalarında bebeğin büyümesi, işte bebeğin sıvısındaki artış, plasenta, uterusun büyümesi, yani rahmin büyümesi. Bunlarla birlikte denge sistemi değişiyor ve o yüzden bel, kalça ve kasık ağrınızda ciddi bir artış meydana geliyor. Bizim gebelikteki egzersizdeki amaçlardan birisi de buradaki denge, değişen denge sistemine adaptasyon amaçlı sırt uyluk, yani bacak içerisindeki kaslar, yan kaslar ve karın kaslarını güçlendirmeye yönelik. Şimdi biliyorsunuz işte gebelik gerçekten çok karmaşık fizyolojik bir durum. Gebelikten önce egzersize başlamadan önce doktordan bir yardım almak gerekli. Çünkü biz yapmıyoruz o egzersizleri, biz göstermiyoruz. Sadece bazı engel olan durumlar var mı yok mu? Öncesinde doktordan yardım almanız gerekiyor, takip eden hekiminizden. Evet, bu egzersizlerden de kısaca bahsedeceğim, sonra toparlayacağım sonuç olarak. İşte solunum egzersizleri, özellikle doğum sırasında size en çok faydası olacak olan egzersiz, aslına bakarsanız solunum egzersizleri.